aşının da avantajıyla beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama getirdiğinde biz tabii ki şunu çok istiyoruz. 5 gün okulumuzu açacağız. Mümkünse 1 Eylül'de açacağız. İlk kez tarih paylaştı. Yeni eğitim dönemi için Eylül'ün ilk haftasını işaret etti. Ancak salgın koşulları el verirse diye de ekledi. Bu koşullar dünyada neyi getirir? Türkiye'de neyi getirir? Biz bunu tam olarak kestiremediğimiz için biz hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk Televizyonu'nda eğitim öğretime ilişkin merak edilen pek çok soruyu cevapladı. Yüz yüze eğitimin 2 gün yapılmasının sebeplerini açıkladı. 2 gün diye biz bir çerçeve çizmek zorundayız. Ama okul yönetimi, zümre, öğretmenler kurulu der ki bizim şu grup öğrencimizin çok ihtiyacı var ve biz bunlarla 3 gün çalışmak istiyoruz derler. Ha, o 3 gün var. Olur. Milli Eğitim Bakanı eğitimcilerin aşılanmasındaki son duruma ilişkin de bilgi verdi. 7 Haziran'dan itibaren hepsinin aşılanma randevusu açılacak, isteyen aşısını olabilecek. Zaten şu ana kadar 813 bin meslektaşımız, çalışanımız bu işlemi başlatmıştı ve aşı meselesi hallolmuştu. Bakan Selçuk, pazar günü yapılacak LGS'nin sonuçlarının da 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. Bu arada İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine liselere giriş sınavı tedbirleri konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 6 Haziran pazar günü öğrenciler ve velileri kısıtlamadan muaf olacak. Nüfus müdürlükleri 5-6 Haziran'da açık olacak. Aynı gün kırtasiyelerde 7-15 saatleri arasında hizmet verebilecek.